Gezegenimizin evrimi boyunca birçok tarihi doğa harikası oluşmuştur. Bu harikaların her biri dağlardan okyanuslara ve volkanlara kadar kendine özgü bileşimlere sahiptir. Bilim insanları yeni gelişmeler olması durumunda bu doğa harikalarını incelemeye alır. Ulaşılan son bulgular da yeni bir dağın keşfedildiğini ortaya çıkardı. Bilim insanları yaptıkları analizler sonucunda bu yeni dağın Everest Dağı'ndan bile daha yüksek olduğunu keşfetti. Bu yeni dağ nerede bulunuyor? Everest Dağı gibi tehlikeli bir iklime mi sahip? Bilim insanlarının Everest Dağı'ndan daha yüksek olan bu yeni dağı nasıl keşfettiklerini gelin birlikte öğrenelim. Dağların yüksekliğini görme şeklimiz farklıdır. Bu doğa harikaları farklı şekillerde ölçülebildiğinden aynı dağın farklı yükseklik aralıklarına varılabilir. Bir dağın yüksekliği ya bitişik düzlüklerden ya da deniz seviyesinden ölçülebilir. Ancak bir dağı ölçmek kolay değildir. 8848 metre yüksekliği ile Everest Dağı, dünyanın deniz seviyesinden en yüksek dağıdır. Bu heybette dağın yüksekliğinin ardındaki sır, 19. yüzyılın ortalarından itibaren çözüldü ve gezegenimizin en yüksek noktası olarak tarihe geçti. Sonuç olarak dünyanın en yüksek noktası hakkında bir tartışma gündeme geldiğinde bir fikir birliği vardır. Everest Dağı en yüksek noktadır. Aslına bakacak olursanız bu anlatı insanların zihnine o kadar kazınmıştır ki çoğu insan düşünmeden bu cevabı verebilir. Mars'taki Olympus Mons gibi Güneş sistemindeki devasa dağlardan söz edildiğinde onları sürekli olarak Everest Dağı ile karşılaştırırız. Öte yandan bu son keşif yapılmadan önce dahi Everest'in aslında dünyanın en yüksek noktası olma rekorunu elinde tutmadığına dair teoriler vardı. Bu teoriler gezegenimizin doğasına dayalı olarak var olmuştur. Burada gezegenimizin doğası derken şeklinden bahsediyoruz. Dünya mükemmel bir küre şeklinde değil, daha çok yassı, kutupları basık, sferoide benzemektedir. Basık sferoid, merkezden çıkıntı yapan bir küre türüdür. Bu şişkin alanlar ekvator boyunca yer alan noktalardır. Bu teoriyi derinlemesine düşündüğümüzde Himalayalar ve Everest'in biraz kısa kaldığını göreceksiniz. Bilim insanları ve araştırmacılar meselenin kökenine inmeye çalışırken dünyanın bazı yeni ölçümleri yapıldı. Sonuçlar gezegenimizin kutup yarıçapının 6356 kilometre, ekvator yarıçapının ise 6378 kilometre olduğunu gösterdi. Kısacası ekvator boyunca bulunan nesneler, kutuplarda bulunan nesnelere göre dünyanın merkezinden 22 kilometre daha uzaktadır. Doğal olarak yerel jeomorfolojide yani yüzey bilimde ekvatordan uzakta bulunan nesnelerin aynı bölgede olan diğerlerine kıyasla dünyanın merkezine daha yakın veya daha uzak olduğu birkaç sapma vardır. En dikkate değer istisnalardan biri, deniz seviyesinden 8848 metre yükseklikte olan Everest Dağı'na kıyasla, deniz seviyesinin 11.000 metre altına düşen dünyadaki en derin yer olan Mariana Çukuru'dur. Bununla birlikte, bu iki jeolojik özellik dünyanın genel şekline kıyasla sırasıyla %0,17 ve %0,14'lük küçük bir değişim göstermektedir. Dürüst olmak gerekirse Everest Dağı, dünya üzerindeki en yüksek noktalardan biridir. Öte yandan Nepal'deki Himalaya dağ zinciri içinde ekvatorun 27 derece 59 dakika kuzeyindeki konumu nedeniyle ekvatordaki dağlardan daha alçaktır. And dağları zincirinin karayı etkilediği ekvatordaki bu bölge dünyanın en yüksek noktasının bulunduğu yerdir. Bu en yüksek nokta ekvatordaki Chimborazo dağının zirvesidir ve And dağlarının en yüksek 39. dağıdır. Chimborazo dağı dünyanın basık şekli nedeniyle gezegendeki en yüksek dağ olma unvanını kazanmıştır. Yer çekiminin dünyayı çekmesi sebebiyle dünyanın şişkinliği ekvatorun merkezi etrafında konumlanmıştır. Chimborazo Dağı deniz seviyesinden en yüksek dağlardan olmasa da bu şişkin ekvator üzerinde güvenle oturur ve sonuç olarak dünyanın merkezinden Everest Dağı'nın zirvesine göre 2162 metre daha uzaktadır. Guayaquil ve Quito'nun ortasında yer alan Chimborazo Dağı aslında aktif olmayan bir yanardağdır. Dağ, Politecnica, Wimper ve Nicolas Martinez olmak üzere birden fazla zirveden oluşmaktadır. Wimper dağın en yüksek noktasıdır. Chimborazo'nun adını nasıl aldığı ise net değildir. Bazı hikayelere göre Cayapa dilinde kadınlar anlamına gelen Xingbu ve Quichua dilinde kar anlamına gelen Raza kelimelerinin bir kombinasyonundan türetilmiştir. Temel olarak dağın ismi kar kadınları anlamına gelir. Ancak dağı bilen yerliler ondan Urkurazu veya buzdağı olarak bahseder. Bu nedenle bu anlatımlar çok doğru olmayabilir. Bununla birlikte 19. yüzyıla kadar Chimborazo Dağı'nın dünyanın en yüksek dağı olduğuna büyük ölçüde inanılıyordu. Zirvesine ulaşmak için pek çok girişimde bulunuldu. Bu girişimlerden biri de 1746'da Fransızlar tarafından gerçekleştirildi. Ekip zirveye ulaşamamış olsa da çalışmaları dünyanın basık bir şekli olduğunu doğruladı.
Manuel Villavicencio tarafından 1858 yılında yapılan Ekvator haritası, bu Fransız keşif gezisi ve Alexander von Humboldt'a dahil olmak üzere diğer ilk kâşifler tarafından bir araya getirilen haritadaki bilgileri kanıtlamaktadır. Ünlü bir kâşif, coğrafyacı, haritacı ve bilim insanı olan Alexander von Humboldt, 1799-1804 yılları arasında Güney ve Orta Amerika'yı keşfe çıktı. 1802'de Ekvador'a gitti ve Chimborazo'nun zirvesine ulaşmaya çalıştı. Tırmanış ekibi yaklaşık 4700 metre yüksekliğe ulaştığında çoğu daha ileri gitmeyi reddetti. Humboldt, yol arkadaşı Aimé Bonpland ve Ekvadorlu arkadaşı Carlos Montúfar'la yoluna devam etti. Chimborazo Dağı'nın zirvesi deniz seviyesinden 6263 metre yüksekliğe ulaşmaktadır. Ancak Ekvator'un sadece 1 derece 8 dakika güneyinde, gezegenin çıkıntısının en yüksek noktasında yer aldığından yaklaşık 21 kilometrelik doğal bir yüksekliğe sahiptir. Everest Dağı ile Chimborazo'yu karşılaştırdığınızda dünyanın merkezinden ne kadar uzakta olduklarına bakılırsa, Everest, yerkürenin merkezinden 6380 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Chimborazo'nun durumundaysa dağ 6385 kilometrelik bir mesafeye ulaşmakta ve ölçümlerde 5 kilometrelik bir fark ortaya çıkmaktadır. Aradaki fark çok fazla görünmese de, unvan ve sıralamaları tartışırken gerçekçi olmak hayati önem taşımaktadır. Bilim insanları ve araştırmacılar tarafından yapılan bu analize rağmen bazıları hala Everest Dağı'nın dünyadaki en yüksek dağ olduğunu vurgulamaktadır. Dağ her ne kadar tabandan zirveye doğru ölçülse de bu gruptaki insanlar yanılmaktadır. Gerçekçi olmak gerekirse dünyanın en yüksek dağı Hawaii'deki sönmüş bir volkan olan Mauna Kea'dır. Dağ tabanından zirvesine kadar 10206 metre yüksekliğindedir ve bu nedenle dünyanın en yüksek dağı olma unvanını kazanmıştır. Ne yazık ki Mauna Kea'nın tabanı deniz seviyesinin birkaç bin metre altında olduğu için sadece bir kısmını görebiliyoruz. Böylece bize sadece 4207 metreye kadar uzanan zirvesini hayranlıkla seyretmek kalıyor. Bahsettiklerimizin yanı sıra Everest'in rakımı nedeniyle en yüksek dağ olduğu söylenirse bu doğru olacaktır. Zirvenin deniz seviyesinden yüksekliği göz önüne alındığında Everest bu açıdan en yüksek dağ olarak sıralanır. Peki ama bu dağlar nasıl ölçülüyor? Elbette dağları ölçmek kolay bir iş değil. En azından 19. yüzyılda değildi. O zamanlar GPS yoktu ve yükseklik ölçerler tam olarak doğru sonuçlar vermiyordu. Dolayısıyla gezegenimizin coğrafyası hakkındaki bu temel bilgiyi elde etmek zorlu bir işti. Öyle ki, gerçek ölçümlere ulaşmak için binlerce insan ve saatle birlikte trigonometri bilgisi ve yaklaşık 100 yıl beklemek gerekliydi. Everest Dağı'nın ölçülmesi Sir George Everest'in halefi Andrew Waugh ile başladı. Waugh, Himalayalarda geniş kapsamlı bir araştırma yaptıran kişiydi. Everest'i ölçmeye başladıklarında Waugh'un araştırmacıları nirengi adı verilen bir yöntem kullandılar. Nirengi yöntemi, gözlemcilerin zirveleri birkaç noktadan kontrol etmesi ve bu noktalardan dağa olan mesafeyi hesaplamasıyla yapılıyordu. Daha sonra Everest'in zirvesinden gözlem noktasına olan açı hesaplayabiliyorlardı. Ancak deniz seviyesini ölçmek için gözlemcilerin deniz seviyesinden kendi yüksekliklerini hesaplaması gerekiyordu. Açı ve mesafe göz önüne alındığında dağın gözlemciye göre yüksekliğini belirlemek için temel trigonometri kullanıldı. Ne yazık ki ekip atmosferik açı ya da ışığın çeşitli hava yoğunluklarından geçerken uzun mesafelerde bükülmesiyle ilgili sorunlarla karşılaştı. Kırılma, nesnelerin gerçekte olduklarından daha kısa veya daha uzun görünmesine yol açabilen serap benzeri bir etki yaratır. Bu durum uzun mesafelerde daha da kötüleşir ve diğer faktörlerle birleştiğinde iş daha da zorlaşır. Bu faktörlerden biri, araştırmacıların dağa yeterince yaklaşmasını engelleyen siyasi sebeplerdi. Bu sorunlar sebebiyle Waugh'un gözlemlerinin çoğu 160 kilometreyi aşkın bir mesafeden yapıldı. Bu engele rağmen araştırmalar 8839 metrelik bir ölçümle sonuçlandı. Bu gerçekten büyük bir başarıydı. Dağ, sonucu doğrulamak adına takip eden 100 yıl boyunca birçok kez ölçülmeye devam etti. Sonunda dağa tam erişim sağlandığında ve yakın ölçümler yapılabildiğinde dağın yüksekliğine 9 metre daha eklendi. Günümüz modern dünyasında uyduların ve GPS'in ortaya çıkmasıyla irtifa ölçme ve doğru bir sonuca ulaşma süreci kolaylaşmıştır. Yine de devam eden bir sorun daha vardır. Himalayalar başta olmak üzere bu dağlardan bazıları sabit şekilde yerinde durmaz. Himalayalar, Hindistan levhasının Avrasya levhasıyla devam eden çarpışması nedeniyle oluşmuş, bu da dağ silsilesinin sismik olarak aktif kalmasına yol açmıştır. Sonuç olarak sık sık meydana gelen depremler yüksekliği etkilemektedir. Bazı depremlerin bir heyelanın zirveden birkaç santimetrelik kaya kaldırması gibi minimal etkileri vardır. Ancak bir fay boyunca meydana gelen hareket yüksekliği hızla 5 metreye kadar yükseltebilir.
Sonuç olarak Sıra Dağların tüm bölümleri her yıl yükselmektedir. Bunun dışında başka endişeler de mevcuttur. Örneğin bilim insanları ve araştırmacılar kar ve buzun bir dağın yüksekliğinin bir parçası olup olmadığını düşünmektedir. Bu sebeple bir dağın zirvesinin ölçümlerini dağın yüksekliğine dahil etmek işleri karıştırabilir. Yine de bu dağlar bilim insanları, araştırmacılar ve hatta macera perestler için cazibe merkezleridir ve uzun bir süre daha bizi büyülemeye devam edecekleri kesindir. Bununla da birlikte Everest'ten yüksek tek dağ yeryüzünde değildir. Bunlardan bazıları yer kabuğunun altında da mevcuttur. Yer kabuğunun altında yanına bile yaklaşamadığımız kilometrelerce keşfedilmemiş alan vardır. Yer kabuğunu inceleyen bilim insanları mantonun içine gömülü yeraltı dağları gibi görünen bir oluşum buldular. Gelin içeride olup bitenlere yakından bakalım. Gezegenimiz kabuk, manto ve çekirdek olmak üzere 3 katmana ayrılmıştır. Kabuk, 8 milyar insanın, milyonlarca ağacın ve hayvanın yaşadığı yerdir. Karada ve okyanusta farklı kabuk türleri vardır. Okyanus kabuğu benzersiz kayalar içerir ve kara kabuğundan daha yoğundur. Hepimiz ders kitaplarında dünyanın kabuk, manto ve çekirdeği gösterecek şekilde bölündüğünü ve renklerle kodlandığını görürüz. Ancak arada herkesin bilmediği özel katmanlar da vardır. Kıtalar birbirinden henüz ayrılmadığı zamanlarda günümüzde su altında kalmış bazı bilinmeyen toprakların olabileceğinden şüphelenilmektedir. Teoriler İzlanda'nın eskiden bugünkü İzlanda'yı Grönland ve İskandinavya'ya bağlayan daha büyük bir mikro kıta olan İslandiya'nın bir parçası olduğunu öne sürmektedir. Bu fikir zamanla daha da derine inerek Britanya'yı da içine alan daha büyük bir İzlanda'ya ulaştı. Kıtaların bölünmesinden sonra bu büyük topraklar içindeki her şeyle birlikte battı. Yani bu dağlar milyarlarca yıllık doğal olaylar sonucu yer altında kalan eski dünyanın bir parçası olabilir. Tabii bunlar muhtemel görüşlerden biri olarak kabul edilmemektedir. Bir başka teoriye göre bu yeraltı sıra dağları tektonik levhaların hareketiyle yüzeyden geçiş bölgesine inen artık kaya parçalarıdır. Kayalar derine battıkça büyük parçalar daha küçük parçalara ayrıldı ve milyonlarca yıl boyunca birikerek yeraltı dağları gibi görünen yapıları oluşturdular. Manto, jeolojik geri dönüşüm bölgesi olduğu için aşağıdaki kayaların eskiden yüzeyin bir parçası olması muhtemeldir. Ayrıca mantonun bazı kısımları pürüzsüz görünürken diğer bölümler daha çıkıntılıdır. Daha pürüzsüz kısımlarda çok fazla sismik ya da volkanik aktivite görülmez. Diğer kısımlarda ise durum tam tersidir. Bu yeraltı manzaralarını incelemenin en iyi yolu bir deprem ya da yanardağ patlamasının gerçekleşmesini beklemektir. Deprem bilimciler tıpkı doktorların bir hastayı muayene etmek için ultrason kullanması gibi özel tarayıcılarla dünyanın içini gözlemleyebilirler. Sadece büyük kaya parçalarını da değil, en küçük ayrıntıları bile görebilirler. Yeterince güçlü bir deprem dünyanın içine, hatta çekirdeğe ve yüzeye doğru şok dalgaları gönderebilir. Nerede meydana geldiklerine bağlı olarak bilim insanları ileri geri hareket eden dalgaların yoğunluğunu gözlemleyebilir ve inceleyebilirler. Pürüzsüz kayalarda dalgalar düz bir çizgide ilerleyebilir ancak pürüzlü bir alana ulaştıklarında dalgalar dağılma eğilimindedir. Bu nedenle bilim insanları saçılan dalgaları analiz ederek ve dünyanın manyetik bölgesini kullanarak bilmeleri gereken her şeyi bulabilirler. Ne yazık ki bu çalışmalar dünyanın son 4,5 milyar yılda nasıl değiştiğinden ziyade bugünkü haliyle iç kısmını anlamaya yetecek kadar ileriye gidebilmiştir. Bununla birlikte bilim insanları manto malzemesinin hala dünyanın oluşumunun başlangıcına kadar uzandığından eminler. Neden dünyanın merkezine bir delik açıp orada neler olup bittiğini görmüyoruz? O zaman dağları yakından inceleyebiliriz diyebilirsiniz. İnsanların şimdiye kadar kazdığı en derin delik Rusya'nın kuzey kutbunda bulunan ve 12 bin metre derine inen Kola derin sondajıdır. Bu noktaya kadar sondaj yapmak neredeyse 20 yıl sürdü. Ancak varılan nokta yer kabuğunun sadece 1/3 kadarını oluşturuyordu. Kaldı ki bu da dünyanın merkezine sadece %0,2'lik bir mesafe yaklaşıldığı anlamına gelir. Dünyanın merkezine yolculuk tıpkı güneşe ulaşmaya çalışmak gibi bir hayaldir. Hiçbir insan oradaki sıcaklık ve basınçla başa çıkamaz. Dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru'na inmek bile bölgedeki muazzam basınca dayanabilmek için özel donanımlar gerektirir. Bizi gezegenimizin merkezine götürecek donanımlara ulaşmak için teknolojinin birkaç yüzyıl daha ilerlemesini beklemek zorunda kalabiliriz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gezegenimizin çekirdeğinde devasa volkanik dağlar olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlarla paylaşabilirsiniz. Vaktiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.